Evet, şu an 11. soruyla devam ediyoruz. Veri analizi konumuza. Ne demiş? Yukarıdaki sütun grafiğini vermiş arkadaşlar. Biraz önce hatırlıyorsanız sütun grafiğinden normal bir dairesel grafiğe geçiş vardı. Burada da Zeynep'in bir günde derslere göre çözdüğü soru sayısı görülüyormuş. Mesela bunu ne yapar? Birazcık daha süsler bizim LGS'miz ve kafamızı karıştırmaya çalışır. O yüzden hiç yanılmayalım. Gayet kolay bir soru. Biraz önceki taktiğimizde neydi? Hepsini topla, 360'a denk getir. Topladığımızda 120 mi geldi arkadaşlar? Evet hocam. 3 katı 3 katı. 390, değil mi? Bu 80, bu 100 mu olacak arkadaşım? Pardon, kaç kat olacak? 3 kat olacak. Hocam 120, 3 katı. Ha. 120, 90 mı olacak? O da Bize aç. neyi sormuş? Olabilir. Burada da bakacağım ben. Sarının 150 olduğu, yeşilin 120 olduğu ve diğerinin 90 olduğu zaten direkt sırıtıyor. Kolay bir soru. Ama ben bu soruyu alırım, söyleyeyim, sorarım ki Allah'ın budaklandırır. Mesela buraları vatana Türkçe fen demem. Ali'nin yaptığı bir iş derim, Bey'in yaptığı bir iş derim. Böyle birleştiririm. O zaman soru birazcık daha karışık hale gelebilir. Ama bizi yıldıramaz. Devam edelim. 15. testimizde. Grafik verilmiş. 3 milli futbol antrenmanda kullandıkları penaltı sayıları. Biraz cümle anlamı bir şey olmuş. Futbolcu olacak. Evet, burada düzeltmişler. 3 milli futbolcu antrenmanda kullandıkları penaltı gol yapma yüzdeleri verilmiş. Buna göre bu 3 futbolcunun kullandığı penaltılarda toplam kaç tanesi gol olmuş? Al. Soruyu bir tık zorlaştırdı. Bir tık. Burak, Cenk, Enes diye vermişler. Onlar da gerçekten bizim forvetlerimiz. Evet, cevaplarımız geliyor. Biz de onları değerlendiriyoruz. Çok güzel. Aferin. Güzel. Diğer arkadaşlarımız da baksın. 30 saniye daha verelim. Sonra soruyu çözelim. Yunus Emre ve Ali Can'a çok teşekkür ediyorum. Mahmut'a da keza. Hiç kameralarını kapatmadılar gerçekten. Bu konuda bir kere bile beni uyarttırmadıkları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Etkili bir şekilde Teşekkür dersi. ederim hocam. Muhammedciğim, gel soruyu çöz bakalım. Seni dinliyoruz. Hocam, Evet. 35'in %80'ini buldum önce. Güzel. Tamam. %80'i kaç etti? 28. 28 sarattı. Evet. Sonra 50'nin %90'ı. Yani 45. 45. Güzel. 40'ın 170'i. Yani 20 8. 8. Evet. Sonra Toplayıp 101. topladığımızda ne olacak 100. arkadaşlar? 101 101. olarak gelecek. Aslında soru böyle gösterik bir şekilde kafamızı karıştırmaya çalışmış ama mevzu diyor ki zaten kullandığı penaltı sayısı bu. Yüzdeleri de bu. O zaman ne olacak? Ben bu yüzdelerle bunu eşleştirirsem bu Hocam, olay daha kolay olacak. Evet. %50, o yüzde hesaplama işlemlerini yazar mısınız? Ben o tarz soruları yapmıyorum da. Tabii ki. Şimdi olayımız şu. 50'nin yüzde kaçını almışım? Kim o? Cenk. Cenk için 90'dır. 90'ın %90'ını alacağım. 90 bölü 100 demektir. Burada çok kolay. Sayılar kolay geldiği için Ademciğim. Bunda bunu sadeleştir. Bunda bunu sadeleştir. Ne oldu? 45. Gördük mü kolay yolunu? Evet. Aynen devam edelim. 40 için alıyorum. 40 için de %80'ini almak demek bir şey. 80 bölü 100'e çarpmak demektir. Bunlar şu sıfırları götürürse 32'dir. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Evet. Soru soran varsa başka cevap verebiliriz. Yoksa geçelim. Buyurun ikinci soru. Aşağıdaki görselde Ömer Bey'in
Aralık ayı harcamaları grafik 1'de ve Aralık ayına fatura giderlerin dağılımı da grafik 2'de verilmiştir. Ömer Bey'in Aralık ayına ait tüm giderleri 4.800 TL'ymiş. Vay Ömer Bey vay. Asgari ücret alıyorsan Ömer Bey öldürsen ya. Nasıl geçiyor bu adam arkadaşlar? Asgari ücret ne kadar? Mahmut? 2000? 2000'lerde bir şey. 2500 mi hocam? 250 mi öyle bir şey? 2300 lira falan. Nasıl geçirsin bu adam ya? Evet, ilginç bir soru olmuş. Devam edelim. Biz tabii o kısımda değiliz sorunun. Ama böyle de bir bilgi var yani sonuçta. Hayatın gerçekleri de var. Muhammed'den C gelmiş, Yunus Emre'den C gelmiş. Güzel. Hemen buradaki yapmamız gereken ne Yunus Emre? Devam edelim. Söyle hadi bakalım hızlıca. Hocam ilk önce 360 derece 4800 olduğu için faturalarını alacağız. Evet. Tamam hocam, bu. Faturalar 75 derece geliyor. Onu nereden bulduk? Hemen söyleyeyim. Bakın 150, 90. Diğerlerini toplam 360'dan çıkardık. 360'ın kaçta kaçı? Hocam o şekilde yapmadım. İçler dışlar çarpımı yaptım. Direkt 1000 lira geldi. Tamam, öyle de bulabilirsin. Ya da şunu da diyebilirsin. 360'da 75 neyse 4800'de nedir? Oradan 1000 lira geldi. Tamam. Sonra ikinci grafike geçtim. 360 derece 1000 liraysa buradan telefon 90 lira oldu. Evet. 90 derece çıktı pardon. Evet, 90 kaçtı? Derece kaçtır dedim. Hızı orada anlaşılsın. 270, burası 90 olduğunu bulduk. Dedin ki bu 1000 liraysa, evet. Hocam 90 derecede 360 bölü 4 olduğu için 1000'i de 4'e böldüm. 280 oldu. Yani burada aslında ne yaptık? Şu pasta bu faturaların tamamına ait. Değil mi arkadaşlar? Bunu görmemiz önemli. Adam bize bunu göstermek istemiş. Demiş ki sen bu pasta dilimini demiş Ceren. Ceren diyorum ama Ceren burada mı? Buradaysa ses versin. Ceren yok mu? Bir dakika. Olmayanı mı buldu? Ceren yok mu? Yok hocam. Ceren yok mu? Yok. Tamam, bu soruyu çözeyim, onunla ilgili bir şey anlatacağım. Yani arkadaşlar olayımız çok basit. Şuradaki dostumuzdan bu kısmı buldum. Bu kısımda bunun tamamı. Bu 1000 liraysa dedik. Burada yine açılara baktık. 4'te 1 olduğu için dedik. Cevabımız 250'dir. Şimdi lisede okuyoruz. Hazırlık sınıfındayız. Yani tamamen İngilizce olan bir sınıf. Dersler İngilizce, sadece İngilizce görüyoruz. Haftada 24 saat. Bir tane öğretmenimiz var. ODTÜ makine mühendisliği mezunu ama kadın İngilizce öğretmenliğine gelmiş. Derse giriyor bu kadın. Hayati tells diyor. Yani hayati anlat. Ya da hayati make a summary the last lesson. Yani bir önceki dersi summary yap, özet yap. Bir gün Çiğdem Hoca diye bir hoca. Bu hoca geldi değerli arkadaşlar. Dedi ki hayati tells. Daha hiç bakmadı bile. Hayati tells dedi. Arkadaşlar bütün sınıf bağırdık. Teacher, Hayati is absent. Teacher dedi ki, lesson is finished. Hayati olmadığı gün ders işlemedi arkadaşlar. Lesson is finished. Öyle, ben de sordum, olmayan kişiyi yakaladım bugün. Evet, ilk ders vardı. Buyurun arkadaşlar, hocam, devam edelim. Hocam yani buna göre ders bitmiş mi oluyor? Yok canım, o kadar değil. keyfine ders yapmıyoruz, bir amacımız var. Ama o hoca ders işlememişti. Takmıştı o çocuğa. Her hafta çocuğa mesela şey yapıyordu. 100 defa aynı cümleyi yazma ödevi veriyordu. 100 defa aynı cümleyi yazdırıyor İngilizce'de. Evet. O arkadaşımız da şimdi makine mühendisi oldu. Öyle devam ediyor. Bir peynirci kaşar, tulum, lor ve çeçil olmak üzere 4 çeşit peynirin her birinden 60 kilogram üretmiş ve bunları satışa çıkarmıştır. Her peynirin bir miktarını satmış, bir miktar elinde kalmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu peynirlerden kalan miktarların dağılımı verilmiştir. Grafik bunu göstermiş. Peynircinin elinde lordan 5 kilogram kalmış. Lord 5. Buna göre peynirci ürettiği kaşar, tulum ve çeçil peynirlerden toplam kaç kilogramını satmıştır? Kolay bir soru olmuş. Babacığım bu 10'sa, bu 5'se bu 10'dur değil mi? Doğru mu? Yani her bir şeyse bu 9'dur, bu 12'dir. Bu kadar kolay soru olur mu ya?
Ama bunun sorunun kolaylığı önemli değil. Senin o grafiği yorumlayabilmen önemli. Benim için sayıların bir önemi yok. Çözdük mü arkadaşlar? Yani burada kalanı gösterdiyse sattığını soruyor bize. Kaşar, tulum ve çiçil. Kaşardan ne sattı? 50 mi sattı? Kalan bu ya. Kaşar bitti. Tulumdan 9 çıkarırsa ne sattı? 50. Hocam kaşardan 48 satmış mı? 48. Buradan 51. Tulum çeçilden ne kadar kaldı arkadaşlar? 50 mi? Topla 101, 149. 149. Tamam mı? Evet. Önemli olan adam diyor ki bu grafiği okuyabiliyor musun? Buna bakıyor. Hemen diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki LGS öğrencisi Yiğit'in 5 gün boyunca çözdüğü soru sayıları. Hem sizin, adamlar bak hem size soru soruyor hem size dalga geçiyor. Bak sen soru çözüyorsun, emek veriyorsun, adam onunla dalga geçiyor, onu soru yapıyor sana. Nasıl bir paradoks? Buyur. Hem sütunun daire grafiği verilmiştir. Sütun grafiğinde Yiğit'in salı günü 160 soru çözdüğü görülmektedir. Kolay bir soru olmuş. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Değerli arkadaşım. Çok psikopat sorular var bunlarla ilgili. Onlardan da çözeceğiz bir iki tane. Yani adam böyle evde eşi ona kızmış. Herhalde canı sıkılmış soru yazmış. O kadar kazık bir soru yazmış yani. Var mı yapan? Cevaplar. Evet. Cevaplar. Gelsin cevaplar. Selim hadi. Hayrun Nisa, Selim, Adem, buyurunuz. Soru bu kadar sürer mi ya? Burada tersten gideceksin. Biz geçen buradan buna gitmiştik. Bu sefer buradan buna gideceksin dostum. Salı gününün açısını bulduk mu? Kaç derece salı gününün açısı? Hocam salı günü 80 derece. 80 derece. Bak kaç katı dostum? 2 katı mı? 2 katı hocam. Demek ki grafikteki her gece şu sütunları 2 katıymış. Yani pazartesi burası 80'miş. Salı 160 olduğunu gördüm. Çarşamba 100'müş. Cuma, şey perşembe 90'mış. Nerede bizim perşembe? B'ye mi denk geliyor? Ondan sonra A hangisi oluyor? Yok. İki kat olduğu için çarşamba gününe denk gelecek. Şu 200. Bu kadar. Bu işlemleri yapamadık mı? Adana. Hocam Adana evet. Yani hocam. Neden bu kadar sürdü onu merak ettim. Hocam ben önce ilk yaptığımda hocam ben iki kez yaptım soruyu. Çünkü ilk yaptığımda A artı B ile D artı C yaptım. İşte Yunus Emre ve diğer arkadaşlar. Sınava, sorunun çok kolay da zor olması önemli değil. O andaki o hızlı çözme esnasındaki yaptığımız şeylere dikkat edelim, tamam mı? Bu sınavda da muhtemelen böyle olabilir. Lütfen dikkat et. Bununla ilgili en büyük tavsiyem de sizlere şu arkadaşlar. Yapamadığın soruyu boş bırak geç, tekrar geri dön. Sonra onu çözeceksin. Bir de lütfen bitirdikten sonra şöyle bir kontrol et. Tamam mı? Bakın ben sınavlarda uyguladığım taktiği yapıyorum size. Ben bu soruyu çözdüm ve %1 mi önemliysem şöyle bir işaret koyarım. Niye koyarım bu işareti biliyor musun? Bir dahaki turda bu soruya hiç bakmayacağım demektir. Yani bu benim için cepte soru demektir arkadaşlar. Eğer soruda zorlanmışsam, yaptım ama emin değilsem yanına soru işareti koyarım. Ve ikinci tur döndüğümde bu soruya bakarım. Yapmışımdır ama içimde böyle bir şüphe vardır. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Ben girdiğim diğer sınavlarda da bunu kullanıyorum. İşime yarıyor. Bu soruya hiç uğraşmıyorum bir dahaki tur döndüğümde. Boş bırakacağım zaman ne yapıyorum? Hepinizin yaptığı bir yuvarlak çiziyorum. Bu boş diyorum. Direkt onlara dönmüş oluyorum. Geçtik. Beşinci sorumuz. Buyurunuz. Bu okuldaki öğrenciler daire grafiğiyle gösterildiğinde 7. sınıflara ne gelir? En kolay soru. Kağıt kaleme gerek yok. Direkt
Topladığında zaten 360'ın bir şeyleri olacak. 450. Oradan da ne geldi dostum? 270 geldi. Kaç oldu toplam? 820 oluyor. 820 mi oldu? Ona göre bir oran yapacaksın. 820'de buysa 360'da kaç olur diyeceksin, değil mi? Hocam 720 olmuyor mu? 720, 820. Madem 400, 500, 600, 720 yapar. Pardon. 720 yapar, o daha kolay oldu. 360 iki kattır. Evet hocam, ikiye böldük. Bana 720 olmuş. Değil mi? Evet, 210'u ikiye bölersek. 210'u da ikiye bölersen 105 derecelik açı olacağını dediğim gibi kağıt kalem kullanmadan bu soruyu yaparsın. Var mı bu soruyla ilgili sorusu olan? Nuri? Eylül? Yok hocam. Yani oradasınız değil mi? Ben merak ediyorum. Yani benim bu online derslerdeki en büyük sıkıntım şu kamera. Yani kamera. Orada olmadığınızı bilmediğim için dersini gördüklerimle ders işliyorum. Evet. Bu Mahmut, devam edelim. Bir otoparktaki araçların markalarına göre dağılımı şekildeki gibi verilmiştir. A marka araçlar 60 tane varsa, ki bu kesin fiyattır. Türkiye'de en çok fiyat var. Değil mi Mahmut? C marka araçtan kaç adet vardır? Buyurun. Burada da yüzdelikten gitmeni istemiş sevgili arkadaşım. Yüzdelikten bir mantık kurmak istemiş. Evet. Buna göre bir mantık kurmam gerekecek. Bu %25 ise, diğeri %35 ise, diğeri %30 ise öbür taraf yüzde kaç olacak? Selim, güzel. Selim, sen de çözelim bu soruyu. Hadi. Çözdür bize. Mikrofonunu aç Selim. Hocam A'ya %10 kalıyor. Aynen, %10 kaldı. Burada bir yüzdeyi koyacağız değil mi arkadaşlar? Güzel. A markasından 60 tane varmış. Değil mi? Demek toplam kaç araç var burada Selim? 600 tane var hocam. Evet, 600 tane. %10'u çünkü 60'ı 600 araç var. C marka bu toplamın kaçta kaçıymış Selim? 4'te 1'i. 4'te 1'i. 600'ün 4'te 1'i. 150'dir. Diyorum böyle kolay gelmeyecek. Ama mantık inanın bundan farklı bir şey değil. Çünkü böyle sorsak herkes yapar. O yüzden ben şunu görün, o karışıklığı için bu mantığı çıkartın. Bunu istiyorum. Buyurun, 7. soruyu yapalım. Ne demek istediğimi zor sorularda biraz daha göreceksiniz. Mantık hiç değişmiyor çünkü. Bir de şu şeylerde orijinal çocuk isimleri nereden bulurlar? Arda ve Bora. Nereden bulduklarını da anlatacağım size. Soru yazarken ben nereden buluyorum? Hocam bir soruyu Ekrem ekler misiniz? Ekrem ekleriz. Ya Arda'yı Ekrem çok da güzel bir şey hocam. Bak Ekrem Bora diye bir sanatçımız vardı rahmetli, biliyor musunuz? Evet hocam. Ekrem Bora çok karizmatik adamdı. Nur içinde yatsın. Ceren, duyuyor musun beni? Daha bağlanamadım. Kesinden biri işte. Ceren, beni duyuyor musun? Evet hocam. Ceren, siz duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ceren, Kinetix diyoruz sana. Kinetix. Hatırladın mı Kinetix'i? Neydi? Kinetix'i hatırladın mı? Hayır hocam. Neyse. Bilen arkadaşlar anladılar. Kinetix'i anlatmıştı değil mi? Hangisi Galatasaray? Evet. Ceren sen yokken senin hakkında konuştuk ama artık hakkını helal et. Hocam bir soru da helal Ceren. Olsun hocam. Dedim ki Ceren değil mi dedim. Dedim ki kesin Ceren buradadır. Bir baktım sen yoksun. Kendi kendine konuşmuşsun. Evet.
Misafir geldi de hocam. Senin yokluğun da az daha ders bitiyordu. Ders videoyu izle neler olduğunu anlarsın. Tamam evet. Hocam. Bulduk mu arkadaşlar? Evet hocam yazdım çete ben. Yaza yaza katip olduğum sene ya arkadaşlar evet. Güzel. Yukarıda ne yapmış arkadaşlar? Sütun grafiğinde arda ve burun 3 ay toplam kazançlarını vermiş. Daire grafiklerinde ise iki arkadaşın kazançlarının aylara göre dağılımlarını göstermiş. Şimdi ben önce kiminkinden yola çıkacağım? Yavuz Selim. 2400 yani Arda'nınkini biliyorum. Oradan yola çıkayım değil mi? Doğru mu? Aa, Yunus Emre de gitti herhalde. Efendim hocam, Yavuz Selim gibi bir şey dediniz. Yavuz Selim dedim, evet. Bir anda Yavuz Selim'e gitti aklımız. 2400 Arda'nınki. Peki, bize neyi sormuş? İkisi de Mart ayında aynı kazancı elde etmiş olduklarına göre demiş. Önce Arda'nınkini bulalım. Arda'nın aylara göre dağılımı ne oldu arkadaşlar? 2400'ü ben ne yapacağım? Aylara göre böleceğim. Bak, burası 120, burası 90'sa Mart ayına kaç kaldı sevgili arkadaşım? 100. 100. 50 mi? 50. 150. 150. Bunların hepsi 30'un katları mı? Hocam. Efendim? Burada çıkmak zorundayım. Tamam. Çünkü güzel. Bilgisayarım yere düştü ve ekranı kırıldı da hocam. Allah Allah. Geçmiş olsun. Tamam. Teşekkürler hocam. Öyleyiz de. Arkadaşlar hepsi 30'un katları. Bu 4K diyelim. Bu 5K. Bu 3K mı? Toplam kaç K oldu dolayısıyla? 4, 3 daha 7, 5 daha 12. 12K'mız 2400'müş değerli arkadaşlar. Buradan K'mız 200 mi çıkar? Evet. K 200 çıktı. Peki benim Mart ayındaki kazancım neydi? 150 kalmaydı. Yani 3000 lira mı? Doğru mu? Çünkü 150 kal değil mi? 3000 lira etmeyecek mi? Evet. Mart ayında. He, bak şimdi. Burada Mart ayında aynı yaptıklarına göre Bora'yla bu grafik için konuşuyorum. 100 derecelik açı 3000 lira mı denk geliyor o zaman? Bunu buldun mu? Bulduk evet. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Sonra devam ettiğimizde bize neyi sormuş? Bora'nın 3 aylık toplam kazancı nedir diye sormuş. Oradan diğer oranları yaparak ne yapmış olacağız? Devam edeceğiz. Mart ayı kazancı ile ilgili yanlış bir şeyimiz yok değil mi? Hocam ben 5, şu an... 1000 lira olacak, 1000 lira değil mi? Yanlış yaptım. Evet lira. Hocam o 1000 lira olacak. 1000 lira olacak çünkü biz buna 5K dedik pardon. K'yı bir anda 150 ile çarptık. 5K dedik ya Mart ayına. 5K yani 1000 lira olacak. O zaman zaten çok kolay oldu soru. Direkt çıktı. Neden? 100 derece 1000 liraysa 360 derece ne olacak? 3600 lira olmuş olacak. Var mı sorusu olan bununla ilgili? Çünkü biz Mart'a 5K dedik. 5K 1000 lira olacak o zaman. Var mı sorusu olan? Eylül? Yok hocam. Eylül sesin çıkmıyor. Görüntün gitti, sesin de gitti Eylül. Hayırdır? İyisin inşallah. Hocam başta bağlantı çok kasıyor. Bağlantı kasıyor, tamam. Aman sesin de çıksın. Evet. Orada soru soruyordum, onu da bıraktım. Yanda araçların yakıt tüyleri dağılımı verilmiştir. Benzin arsası 800 olduğuna göre kolay bir soru. Arkadaşlar %25'i zaten sırıtıyor değil mi orada? %25'i benzin demiş. 400 ise LPG'liği sormuş. LPG'li araç ne olacak arkadaşlar? Hadi yapın. Bitti hocam. Güzel. Yani sadece matematiksel bir işlem var. Başka hiçbir şey yok. Ne bulduk? Bakalım cevap geldi. Herhalde. Şeyler gönderdi. Evet, Yunus Emre Muhammed teşekkür ediyorum. Cevabımız neyiz olacak? Arkadaşlar işlem yapmaya bile gerek yok soruda. %25'i 800 ise %40'ı nedir diyeceksiniz. Buradan da
cevabı bulmuş olacağız. Hemen geçiyorum. Hayrun Nisa nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Peki. Anladık mı biraz önce soruyu Hayrun Nisa? Evet. Hızlı geçtim, kolay olduğu için. Dört arkadaşın oyun kartları sayısı tabloda verilmiş. Bu verilerle daire grafiği çizildiğinde Akın'a ait açı Ege'ye ait açıdan kaç derece fazladır demiş. Yine kolay bir soru. Mantığın oturması için sorulmuş bir soru. Güzel, güzel, güzel. Toplam kaç tane var? Kart. Adem kaç tane kart çıktı toplam? Şunu şunu topla 80. Bu 140, 240 mu var? Değil mi? 240 taneye 360 derece düşüyorsa bana neyi sormuş? Akın'ı kim sormuş? Akın'da kaç var? 100 mu var arkadaşlar? Ne kadar düşer? Sonra devam edelim. Kimi sormuş bir de bize? Ege'yi sormuş. 240'da 360 derece ise Ege'ye kaç düşer? Bu denklemi yapacağız. Burada olayımız kolay. Bu bunun kaç katına çıkmış bile? 4 katına çıkmışsa burada 4 katı 90 derece mi düştü? Şuraya bakalım arkadaşlar. Bu bunun 2,4 katı. Bu da bunun 2,4 katı olacak. Oradan kaç geliyor şeyinki, Akın'ınki? Kaç derece buldunuz? 150 hocam. Kaç? 150. 150 derece. Aradaki farkı sormuş bize. Cevabımız soruda olmuş olacak. Geçtik. Hemen 10. soruya bakalım. Bak bu soru birazcık daha olayı değiştirmiş. Böyle de sorabilirler arkadaşlar. Bu sorunun mantığı ne? Bu soru senden daire grafiğini bak diğer grafik türlerine çevirmeni istemiş. Hadi buyur bakalım. Böyle soruyu gördün mü hemen anlamamız lazım. Neyimi ölçüyor dememiz lazım Ekrem. Buyur. Acil servise gelen hastalar yandaki daire grafiğinde ister misin COVID'e yakalananlar sayısı diye bir soru sorsunlar. Yandaki daire grafiğinde bir hastanede acil servise gelen 240 hastanın yaşlarına göre dağılım göstermiştir. Buna göre hangisine göstermemiz uygun değildi. Demek ki ilginç bir şey yakalamam lazım burada. Bitti hocam. Güzel. Aslında soru sırıtıyor. Değil mi? Hocam, hiçbir sayısal işleme gerek yok. Yani böyle bir gözün hemen neyi araması lazım? Burada saçma bir şey olması lazım diye arayacaksın. O da sana direkt zaten saçma şeyi veriyor. Şimdi arkadaşlar buradaki saçmalığı bulman lazım. Oradaki saçmalık da nerede var? Bakın şurada var. Şu ikisi 30 yaş üstü durum mu var burada? Bakıyorum yeşille bu kaç? Şöyle yapayım. Görünmesi için. Bak şurada demiş 30 yaş üzeri demiş değil mi? 30 yaş üzeri nedir arkadaşlar? Mavi ve yeşil midir? Değil mi? Mavi ve yeşil topladığında ne yapar? %35 yapar. Fakat bu sevgili arkadaşımız bize ne demiş? %75 demiş. Bunu da gösteremeyiz. Hiç diğerleriyle uğraşmana bile gerek yok. Soru bu kadar net. Hadi buyurun. Ama ne olur birçok öğrenci onu yapamaz. Yunus Emre. Çünkü boğuşur yani. Soruyla boğuşur. Grafiklere bakar. Kalır. Evet, sütun grafiğinde bir ilde bulunan toplam 600 hayvanın yüzeyik dağılımı verilmiştir. Daire grafiğinde ise sütun grafiğinde veren hayvanlardan kuşların dağılımı. Bak ne yapmış? Bunlardan yine aynı mantık. Biraz önce çözmüştük. Bu şunun dağılımı arkadaşım. Buna göre düşün. Bitti hocam. Çözdük mü? Haydi bakalım.
%50'si ise sevgili arkadaşım, burası 300 tane. Bu %5'te 1'i ise bunun 5'te 1'i ne yapar? 120 tane. Buraya da kaldı mı sana 180 tane? Bu da 180'in dağılımıymış. 180'in dağıtmanı istiyor. Buyur dağıt. Mavi ona göre yaptı. Yani 360 derece 180 ise 100 derece kaçtır? Bölü 2. Evet, soruyu çözdüm zaten. Bundan sonra siz de. Arkadaşlar, soru çıktı zaten. Yazarsan 180 çarpı 100 bölü 360. Buna bu sayede işte 2. 101, 250. 50 ne? Hiç kimsenin ses gelmeyince diyorum. Hocam ben, diğer soruyu çözerken çete yazmıştım. İyi, hadi bakalım. Devam. Pazar günü hava sıcaklığı kaç derece olsa bir haftaki ortalama sıcaklık 6 derece olur demiş. Ne yapacaksın dostum burada? Ortalama almayı bileceksin değil mi? Ortalama neydi? Bir sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiydi. Gayet kolay bir soru. Herhalde herkes yaptı bunu. Adem 12C demiş, 12D demişler. Niye öyle oldu? 8, 10 daha 18, 6 daha 24, 4 daha 28, 6 daha 34, 2 daha 36. 7'ye böleceğiz. 42 olması için cevabımız C olacak. Aa, doğru ya. Nasıl yaptım ben? Arkadaşlar bazen şaka gibi şeyler yapıyorsunuz. Bak soru kolay diyorsunuz. Ama bazen şaka hocam gibi. Sadece ben mi yanlış yaptım diye korktum. Güzel güzel. Sadece sen doğru yapmışsın. Arkadaşlar niye D buldunuz bunu anlamadım. Nerede bir toplama ile ilgili bir şey yaptılar acaba? Hocam ben de anlamadım. Ben de 42 dedim. 42'den 36 çıkardım Deniz'i dedim. Demek ki arkadaşlar biraz korkma olabiliyor. Dersin sonuna da geldiğim için demek ki ne yapman lazımmış? Sınavın özellikle sonlarına doğru kopmalar olabilir. Bir arada dur, şöyle bir nefes al. Yap, devam et. Bir kendine gel. Devam et arkadaşım. Dikkatli ol. Bunlar bizi yamultur. Diyorum ya, LGS'nin zor soru sormasına gerek yok. Öğrenci zaten zorlaştırıyor. Buyurun, birinci soruyu çözelim. Al işte, LGS tarzı bir soru bu. LGS tarzı bir soru. Basit olayların olma olasılığına geldik. Buradan da devam edelim. Diğer dersimizde yine basit olayların olma olasılığını çözmüş oluruz. Olasılığına geçtik. Grafik soruları zaten kolay genel itibarıyla yapılabilir. Sorular. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş bize sorumuz. Yani burada biz olasılık almayı biliyor muyuz? Soru bunu ölçüyor. Olasılık neydi? İstenen durumun tüm durumlara bölünmesiydi. Evet, kolay bir soru. Arkadaşlarımız zaten yapmışlardır diye düşünüyorum. Bu soruyu yapan yok mu? Hocam ben 5. kutuya ne koyduklarını anlamadım pek. Diyor ki 4. kutunun ampulün bozuk olma olasılığı
Beşinci kuttan alınan pilin bozuk olma olasılığının yüzde... Beşinci kutu nerede? Orada bir yanlışlık olmuş. O beş olmayacak. D şıkkını sil. Beşinci kutu var mı? Hocam beşinci kutu yapıyor. Rastgele birer ampulü oluyor diğer kutulardan. Beşinci kutu beşinci... okumadım. Dur dur. Dedim acaba beşinci kutu mu var? Konumuz daha sonra bu ampuller beşinci kutuda birleştirerek. Yani şöyle düşüneceksin. Hangi ampulleri birleştirecekmiş ama bu kutudan rastgele birer ampul alındıktan sonra yani bir tane çekilmiş alındıktan sonra ampuller tekrar alındıkları kutulara konulmuştur. Daha sonra bu ampuller beşinci kutuda birleştirerek yani bütün ampuller birleşti arkadaşlar. Anlaştık mı? Örnek düzenimiz hepsi oldu. Yani 21, 21, 12 tane attı 42, 52, 54, 60 tane sağlam, 4, 7, 16, 20 tane bozuk. Ben bu arada bir dakikamız kaldı. Evet. Arkadaşlar burada cevabımız ne olacak? C şıkkına bakarsanız, 3. kutudan alınan ampulün bozuk olma olasılığı nedir? 3 bölü 10, 5 midir? Evet. 3 bölü 15'tir. 5. kutudan alınan ampulün olma, bozuk olma olasılığı nedir? 20 bölü 60'tan 2 bölü 3 müdür? Arkadaşlar bu nedir? Cam 1 bölü 3'tür. Neresi? 1 bölü 3'tür. Bu da 1 bölü kaç eder arkadaşlar? 1 bölü 5 eder. Demiş ki bu bir diğerinin yarısıdır demiş. Yapmış. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 arasındaki ilişki